Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ne inceliyoruz? Bugün Godox ML150 Macro Ring Flash inceliyoruz. Hayırdır, böcek falan mı çıktı evde? Evde böcek buldum. O yüzden dedim. Onları çekeceğim. Onları çekelim. Nedir bu Ring Flash'lar? Ring Flash'lar. Biz genelde biliyorsun tepe flaşlarını makinelerin üzerine takıyoruz. Ring flaşları da objektiflerin önüne takıyoruz. Yani objektifin etrafını saran flaşlar. Peki nerede işimize yarıyor bunlar? En temel kullanım amacı isminden de anlaşılacağı gibi makro çekimlerde kullanıyoruz. O zaman biraz da dış görüntüsünden bahsedebilir miyiz bu flaşımızın? Flaşımız iki elementten oluşuyor. İlki makinemizin üst kısmına taktığımız tarafı, bir de objektifin önüne taktığımız flaş olan kısmı. Makinenin üst tarafına taktığımız kısımda arka tarafında bir test butonu ve 5 kademeli ışığını yükseltip alçalttığımız artı eksi tuşları, bir de flaşımızı açıp kapattığımız tuş bulunuyor. Yan tarafında 4 tane kalem pil takabildiğimiz pil yuvası var. Pille çalışan flaşlarda doğaya daha az zarar vermek için genelde şarjlı piller tercih ediyoruz. Bu flaşı kullananlara da kesinlikle şarjlı pilleri tavsiye ederim. Hem daha uzun ömürlüler hem doğayı daha az kirletiyorlar. Diğer tarafında da makinemizi flaş kızağı yoksa senkron kablosuyla bağlayabileceğimiz bir senkron girişi bulunuyor. Onun haricinde başkaca bir butonu vesairesi yok. Diğer kısmı objektifimizin önüne taktığımız ışık kısmı, yani bizim için asıl flaş olan kısmı. Ön tarafında tamamen halka şeklinde bir ışık. Diğer tarafında da objektifimizin filtre çapına göre taktığımız halkaları yerleştirebileceğimiz kızağı bulunuyor. Ve arasında ikisini birbirine bağlayan bir kablosu bulunuyor. Bu filtre halkaları ne işe yarıyor? Kutu içeriğinden toplamda 6 tane filtre halkası çıkıyor. 49, 52, 55, 58, 62 ve 67 mm çapında. Şimdi elimde bir 80 mm makro objektif var. Bunun filtre çapı 62 mm. Ben bu objektifle ring flaşı kullanmak istediğimde 62 mm'lik adaptörü objektifin önüne takıyorum. Daha sonra bu kızak sayesinde flaşımı objektife oturtuyorum. Bu saydığım filtre çapları olan bütün objektiflerde bu ring flaşı gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Diğer kısmını da makinemizin üst kısmına takıyoruz ve artık makro çekmeye hazırım. Biraz da teknik detay verebilir misin bize? Yine Godox flaşlardan alışkın olduğumuz gibi 5600 Kelvin renk sıcaklığına sahip. Flaşımız toplamda 5 kademeli. 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 ve 1/16 şeklinde 5 kademeli ışık gücü var. Dolum süresi 0.1 saniye ile 2 saniye arasında ışık gücümüze göre değişiklik gösteriyor. Yani tam güçteyken 2 saniyede dolabiliyor. Peki ne kadar çekim yapabilirim bu flaşla? Bu flaşla tam güçte 300 çekim, en düşük güçte 1000 çekim çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Peki ısınma sorunu var mı bunlarda? Bu flaşta 1/1, yani tam güçte arka arkaya seri bir şekilde 50 fotoğraf çektikten sonra flaş kendisi koruma modunu alıyor ve kendisini kapatıyor. Eğer bu çekimlere arka arkaya tekrar devam edeceksek o zaman flaş kendini bir güvenlik moduna geçiriyor ve tam güçte 20-25 saniye sürede bir doldurup flaşı patlatmaya izin veriyor. Bu sayede ısınma sorununu ortadan kaldırıyor. Ama tabi çekim araları biraz daha düşmüş oluyor. Eğer bu seri çekimlere devam etmeyeceksek flaşımızı 10 dakika beklettikten sonra tekrar ilk halindeki gibi, yani hiç ısınma sorunu yaşamamış gibi normal kullanımına devam edebiliyoruz. Flaşımızı yarım saat kullanmadığımızda, yani flaşımızı açık tuttuğumuzda, açık bir şekilde çantaya koyduğumuzda yarım saat süreden sonra pil tasarruf moduna geçiyor ve derin uyku moduna geçiyor. Flaşımızın tekrar herhangi bir tuşuna basana kadar ya da patlatana kadar flaşımız bu modda kalmaya devam ediyor ve pili çok daha az harcayarak hani daha tasarruflu kullanmamızı sağlıyor. O zaman bu inceleme için de sana teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.